Ben bu kadınları anlamıyorum ya. Ne düşündüklerini çözmek imkansız. Onu bir kalem geçeceksin. Biz o dersten kaldık hocam. Ne hissettiklerini çözmek, bak o da imkansız. Acaba kitap okumuş mudur? Hayır, konuşuyoruz. Ne hakkında olursa olsun konuyu döndürüp dolaştırıp Akıncı'ya getiriyor her seferinde. Vallahi Fatih'ciğim, Akıncı varken hiç şansın yok, kusura bakma. Eyvallah. Da. Abi, kız bana ne dedi biliyor musun? Fatih, senin hayatında hiç heyecan yok. Bana. Bir de ben anlarım diyor. Anladı da ne biliyor musun? Yeliz Hoca. Vallahi ben Yeliz Hoca'dan hoşlanıyormuşum. Ben anlarım diyor. Ben de gözlerinin içine bakıyorum. Anlasın diye. Hadi anla diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dalga geçer gibi ya. Gülme abi, gülme. Oğlum ne yapayım? İşin çok zor. Ne diyeyim ya? Hem ne demiş Neşet ustamız? Kadın insandır. Biz insanoğlu. Ne yaptın maske? Hiç. Ses ayarı. Sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden savunma sanayimizle ilgili Ar-Ge çalışmalarında bulunmak üzere ülkemize dönmekte olan ünlü bilim insanı Profesör Doktor Yusuf Yenice'nin uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu fenalaştı. Terslik var. Kesinlikle. Hiç normal kabinde bir durum değil. Kabinde iç müdahalesi yapılan Profesör Yenice için havalimanında bir ambulans bekletildiği de gelen haberler arasında. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ben bakayım buna. Acele et. Alo. Kemal. Ay neredesin? Arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun. Sorgudayım Macer. Sorgudayım. Sesin bir tuhaf geliyor. Yok. Bir şey yok Hacer. Biraz üşüttüm galiba. Ah be Kemal'im. Hiç bakmıyorsun bu aralar kendine. Hacer. Beni arıyorlar. Kapatmam lazım. Adamın bir derdi var ama. Aman be Hacer'im, İstanbul'un derdi neyse senin kocanın derdi de o. Ne var bunda? Yok abla yok, bu öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Şu çocuk olayından sonra. Ablacığım, yine aynı mevzu mu? Ya adamın gencecik sağ kolu vefat etti ya. Allah rahmet eylesin Mücere. Yani gerçekten adamın canı sıkkındır. Ha, bilmiyoruz ki içinde ne fırtınalar kopuyor. Bak Filiz, bu defa doğru söyledi, bu defa. Ha, bu defa doğru söyledim abla. Diğer defalarda doğru söylemiyorum ama nankörsünüz. Siz de ikiniz de nankörsünüz. Tamam, haklısın.
Ama yani bunu bile benimle paylaşmıyor ya. Bana dokunuyor. Yani baksana hastayım deyip telefonda bile geçiştirdi. Ablacığım, eniştem hasta değil, yasta. Ya en azından şu sıralar biraz rahat bırak adamı, üstüne gitme olur mu? Tamam, doğru, haklısın. Evet, Yücel'i pek bir severdi. Tabii. Selma gelsene. Ne oldu Kemal? Ya kusura bakma ne olur. Merkezden çağırdılar, acil bir durum varmış. Ha tamam tamam, sen git. Sana böyle zahmet vermek. Ne zahmet ya, iki kat aşağı indim alt üst. Tamam sağ ol. Yasemin içeride uyuyor. Süt lazım olursa. Tamam biliyorum ben yerini, hadi sen git. Hakkını ödermez Selma. Sağ ol. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.